Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ben çok vaktinizi almadan hemen sorulara geçmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle bizlere kendinizden ve ERP endüstrisindeki kariyerinizden bahseder misiniz? Tabii ben 97 sonuydu sanırım. Aslında ilk SAP Türkiye ile beraber bu sektöre giriş yaptım. Daha önce Shell'de çalışıyordum. Ve aslında böyle daha yoğun, daha aktif bir iş istiyorum diye, I want a challenging job diyerek girdim aslında bu Çok güzel. sektöre. Ve 97 sonundan beri de çok farklı rollerde bu sektörün içerisindeyim. İlk olarak danışman olarak başladım. Tabii o yıllar aslında SAP'nin de Türkiye'deki daha yeni yeni holdingler tarafından uygulanmaya başlayan çözümleriyle beraber boy gösterdiği yıllardı. Dolayısıyla pek çok ürünün, pek çok çözümün Türkiye'deki ilk danışmanlıklarını yaparak başladım aslında. Yaklaşık 7-8 yıllık bir danışmanlık serüveninden sonra işte adım adım önce pre-sales tarafına, yani ön satış tarafına, daha sonra iş geliştirme tarafına, daha sonra satış tarafına geçtim. Ve yaklaşık 12-13 yıl SAP Türkiye'de çalıştım. Ondan sonra bir Türk Hava Yolları'nda PMO direktörlüğü ve daha sonra Temenos dediğimiz ayrı bir yazılım şirketinde hem ülke müdürlüğü hem de bölgesel roller aldıktan sonra 2012 yılında iTelligence'e satış direktörü olarak geldim ve 2016'dan beri de CEO olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla aslında hani ERP dersek tabii ki özellikle SAP tarafında hemen hemen her rolde Evet. danışmanlık, satış, yöneticilik her rolde görev aldım diyebilirim. Harika. Gerçekten çok güzel bir kariyer. Peki şimdi biraz iTelligence'dan bahsedelim. 29 yıllık bir geçmişi var iTelligence'ın ve aslında çok büyük başarılara da imza attı. Peki bu iTelligence'ın başarısının arkasında neler var? Evet, iTelligence bir entity grup şirketi. Entity dünyadaki en büyük şirketlerden bir tanesi. Geçen yıl dünyanın en büyük 65. şirketiydi. Ve onun altında da NTT Data aslında teknoloji grubu. iTelligence da bunun SAP markası gibi düşünebilirsiniz. 2012 yılında Türkiye'ye geliyor. Benim iTelligence'da başlama dönemlerime çok yakın bir zamanda. Ve işte o zaman yaklaşık 120-130 kişilik bir organizasyon olarak başlıyor. Bir lokal şirketi satın alarak giriyor aslında pazara. Bugün itibariyle 1100 kişilik dev bir organizasyon haline gelmiş durumda. Ya başarısının sırrı ne derseniz aslında biz SAP çözümlerini ve son yıllarda SAP'nin de ötesinde pek çok teknolojiyi Türkiye'de ilk uygulayan şirketiz. Birincisi bu. İkincisi ben hep şunu söylüyorum, yani özellikle ERP tarafında da bu iş biraz antrenman işi. Ve baktığınızda biz yılda yaklaşık 52-53 tane, yani neredeyse her hafta bir ERP projesini canlıya alıyoruz. Dolayısıyla yani eskiden tabii bu ERP projeleri çok büyük olaylardı. Yani 2 yıl, 2,5 yıl süren proje zamanları, yani çok çok ne diyeyim ulaşılmaz büyük bütçelerin gerektirdiği işlerdi. Şu anda öyle değil. Dediğim gibi tabii ki çok büyük dev projeler de yapıyoruz. Hatta daha dün Karabük'teydim. Kardemir'deki çok büyük bir dönüşüm projesini canlıya aldık. Ama her boyutta hem Türkiye'de hem yurt dışında pek çok projeyi yapıyoruz. Dediğim gibi hem yeni teknolojileri ilk uygulayan şirket olmak, hem bu antrenman, yani pek çok yerde pek Çok çok deneyimlisiniz. projeyi canlıya almak, ama hepsinden de önemlisi benim bütün ekip arkadaşlarımın bu işe gerçekten gönül koymaları, gönüllerini, emeklerini, eforlarını ortaya koymaları ve tamamen hep birlikte oluşturduğumuz inanılmaz bir başarı hikayesi gerçekten. Çok güzel. Gerçekten ERP böyle bir ekip işi. Ve ekibiniz Aynen. güçlüyse başarılısınız demektir. Aynen. Şimdi peki böyle son yıllarda özellikle geçtiğimiz yılda çok böyle sıra dışı bir krizle mücadele halindeyiz. Hala da devam ediyor mücadele. Ve bu her endüstriye çok ciddi etki ediyor. Peki birçok endüstriden birçok müşteriniz var. iTelligence olarak nasıl destek sağladınız bu zorlu süreçlerde müşterilerinize?
Yani şöyle tabii yani ilk bu pandemi herhalde Mart ayıydı biz işte home office'e döndük ilk dönemde. Ve tabii çok büyük endişeler vardı. Yani ne olacak bu pandemi, nereye gidecek ve artarak da gitti etkisi. Tabii şunu söylemem lazım, biz daha şanslı bir gruptayız. Yani çünkü bu dönem ister istemez bütün müşterilerin aslında sektör bağımsız, hangi sektörde olursa olsun yani dijitalin inanılmaz önemli hale geldiği, bizim pek çok müşterimizle ya işte belki önümüzdeki 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde yaparız diye konuştuğumuz pek çok projenin öne çekildiği bir dönem yaşadık. Yani biz pandemiye girdiğimizde yaklaşık 930 kişiydik. Şu anda 1100 kişiyiz. Yani inanılmaz bir şekilde büyüyerek devam ettik bu süreçte. Ve bu süreçte aslında müşterilerimizin iş devamlılığını sağlamaları yaptığımız projelerle beraber hep yanlarında olduk. Pek çok projeyi tamamen uzaktan canlı aldık. Yani bizim için daha önce hayaldi. Yani bir müşterinin lokasyonuna gitmeden bir ERP projesini, yani ufak çaplı projelerden bahsetmiyorum. Yani bütün lojistik süreçleriyle, finansal süreçleriyle uçtan uca canlıya aldığımız projelerimiz oldu. Ki Polipharma mesela bu konudaki bir ilktir. Bu boyuttaki bir projenin tamamen uzaktan destekle canlıya alındığı. Bu dönemde tabii sadece Türkiye'de de değil. Yani dediğim gibi biz bir hafta önce Dubai'de 2 tane proje, Arabistan'da bir tane projeyi canlıya aldık. Yüzlerce kişinin entegrasyon testlerine dahil olduğu dev projeleri tamamen uzaktan bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla samimi söylemem gerekirse benim beklentimin çok ötesinde müşterilerimizin de bu sürece adapte olduğu ve bazı noktalardan da inanılmaz verimlilik artışı sağladığımız bir dönem yaşadık. Yani çok değişik bir dönem gerçekten. Eminim bundan sonraki yıllarda geriye dönüp inanılmaz işte kitaplar yazılacak, bir sürü literatürde Başarı hikayeleri. makaleler yazılacak aynen bu konuyla ilgili. Çünkü hem sadece bizim değil, müşterilerimizle beraber kafa yorduğumuz çözümler geliştirdik. Mesela bizim ITSF and Social dediğimiz bir çözümü geliştirdik müşterilerimizle beraber. Tamamen bu pandemi sürecinin ihtiyacıyla ortaya çıkan, işte şu anda mesela bir fabrika ortamını düşünün. Çünkü pek çok müşterimiz devam ediyor fabrikada üretimlerine. Yanınıza yaklaştığında işte sosyal mesafeyi ne diyeyim olması gerekenden daha yakına yaklaştığında otomatik uyaran, bir case çıktığında Çok iyi. kimler bu resmin içerisinde yakın temaslıdır, kimler risk altındadır, anlık bunu raporlayabildiğiniz Çok çözümleri iyi. gelişti. Ve şu anda bunları kullanıyoruz bir sürü müşterimizle birlikte. Yani dediğim gibi tamamen farklı bir dijital dönüşümün hızlandığı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle e-ticaret tarafında, müşteri deneyimi tarafında çok hızlı projeler yaptık. Yani 2 ay içerisinde, haftalar mertebesinde müşterilerimizi online satış kanallarına taşıdığımız projeler yaptık. O yüzden aslında ben hep şunu söylüyorum. Yani bizler aynı zamanda birer tüketiciyiz. Ve bu dönemde internetten sipariş verip duruyoruz. Evet, Halbuki onun bazen. arkasında inanılmaz bir lojistik süreç var. İnanılmaz, yani Kesinlikle. ERP bakış açısıyla inanılmaz ihtiyaçlar var. Yani bütün bunları çok hızlı bir şekilde canlıya aldığımız, müşterilerimizin iş sürekliliğine herhalde en fazla katkı sağladığımız dönem oldu bu dönem. Dolayısıyla böyle yaşadık. Bakalım ilerisi neler getirecek, nereye götürecek ama şunu söyleyebilirim. Bu dönemde elde ettiğimiz pek çok iş yapış şekli eminim ki pandemi bitse bile Kalıcı olacak. bundan sonrasına kalıcı bir şekilde taşınacak. Kesinlikle bu konuda uzmanlar da zaten onu söylüyorlar. En azından hibrit çalışma modeli kalacak diyorlar. Peki şimdi müşterilerinize yaptığınız yardımlardan, işte sağladığınız avantajlardan bahsettiniz. Intelligence ekibi salgın sürecini nasıl geçirdi? Siz nasıl başa çıktınız bu zorlu dönemle? Tabii yani şimdi dediğim gibi çok farklı bir süreç. Yani bütün etkinliklerin uzaktan yapıldığı, yani ödül törenlerinin falan böyle tamamen dijitalden yapıldı. Şimdi hatırlıyorum, Bilişim 500 ödül törenini
Tamamen hani oradaki Türkiye'deki en büyük ERP şirketi ödülünü aldık, en büyük analitik şirketi ödülünü aldık, en büyük uluslararası yazılım ödüllerini aldık. Bütün bunların hepsini uzaktan aldık, yani uzaktan plaketler verildi. Alkışları duymak isterdiniz muhtemelen. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bütün tabii ekosistem orada tabii. Ama onun dışında IT Day'e çok büyük bir etkinlik yaptık. Eskiden hep böyle ne diyeyim yüz yüze olduğumuz, birlikte kahve içtiğimiz insanlarla tamamen dijital ortamda Greenbox teknolojisiyle aynı deneyimi, benzer deneyimi yaşatmaya çalıştık. Bu tabii işte satış tarafında, pazarlama tarafında, ama bizim özellikle danışmanlık anlamında hizmetlerimizin pek çoğu uzaktan verilir hale geldi. Ama şunu da söylemem lazım, pek çok yerde hibrit bir şekilde çalıştık. Yani bizim şu anda da on-site projeleri canlıya alan arkadaşlarımız var. Tabii ki bütün önlemleri alarak, bütün tedbirleri alarak, bu burada tabii Itagence'ın ve Entity Data'nın globalden getirdiği pek çok regülasyon var. Yani bizde hiç kimse bu dönemde ne diyeyim kendi isteğine göre bir müşteri lokasyonuna gidemiyor. Tabii ki bir sürü prosedürden geçiyoruz, kontrollerden geçiyoruz. Ama çok şükür bu süreci sıfır kayıpla atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. O yüzden yani çünkü bizim tek bir asetimiz var, o da arkadaşlarımız. Başka kimse yok, yani makinalarımız yok. Yani sadece laptoplarımız var belki. Dolayısıyla bizim bütün her şeyimiz çalışan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarım. O yüzden bu süreçte çok şeyler öğrendik, çok yeni teknolojileri yaptık. İş yapış şeklimizi ve proje yapış şeklimizi, yani yıllardır konuşuluyor ya bir agile, işte çevik proje yapış şekilleri. Bunları evet konuşuyorduk, eğitimler yapıyorduk vesaire, ama bu dönemde gerçekten deneyimledik. Yani iş yapış şeklimizi, proje yapış şeklimizi komple bu yeni normal mi dersiniz artık, yeni dünya mı dersiniz bilmiyorum ne derseniz. Tamamen buna uygun hale getirdik. O yüzden bu dönem bizde kalıcı şekilde iş modellerimizi değiştirdiğimiz, yeni teknolojileri ve inovasyonu çok daha farklı bir şekilde ele aldığımız bir dönem oldu. Harika. Peki şimdi ERP söz konusu olduğu zaman birçok parametre var. İşte seçiminden uygulamasına kadar, işte uygulama ekibine kadar bir sürü parametreden oluşuyor aslında ERP projesinin başarısı. Bu ERP stratejisi de bu parametrelerden bir tanesi aslında. 2021 yılında firmalar nasıl güçlü bir ERP stratejisi oluşturabilirler? Siz tecrübenizin ışığında bize yanıt verebilir misiniz? Tabii. Yani şimdi ERP'nin tanımı, dediğim gibi ben 97 yılından beri bu sektördeyim. 97 yılında bizim ERP dediğimiz şeyle bugün ERP dediğimiz şeyin hiçbir alakası yok. Yani, yaşayan bir yapı tamamen, değil mi? Hem yaşayan bir yapı, hem kapsam olarak proje yapış şekliyle, iş yapış şekliyle. Ben hep şunu söylüyorum. Bir ERP projesi dediğiniz şeyin IT ile neredeyse hiç alakası kalmadı artık. Yani tamamen süreçlerinizi konuştuğunuz, buradaki en iyi uygulamaları devreye almaya çalıştığınız bir dönem. Bir kavram haline geldi ERP. Ve ucu başı da artık çok belli değil. Yani bir süre entegrasyonun olduğu, kurumların dışına taşan çözümlerden bahsediyoruz. O yüzden burada şirketlerin, yani kimler daha başarılı oluyor dediğimizde şunu görüyorum ben. Bunu bir IT yatırımı veya bir teknoloji yatırımı olarak görmeyen, daha çok yani süreçlerimi nasıl daha iyi yapabilirim? Dünyadaki farklı şirketler bunları nasıl yapıyor? Benim iyi olduğum şeyleri nasıl daha iyi yapabilirim? Veya o en iyi uygulamaları nasıl dahil edebilirim kendi süreçlerime ve burada dijitalden, teknolojiden nasıl yararlanabilirim sorularını dert eden şirketlerin başarılı olduğunu görüyoruz. İşte tam bu noktada da bizim farkımız biraz ortaya çıkıyor. Çünkü biz bütün dünyadaki deneyimi bu anlamda Türkiye'ye taşıyoruz. Yani en iyi uygulamaları, hem SAP'nin en iyi uygulamalarını, bunun üzerine IT Agency'nin en iyi uygulamalarını getiriyoruz. Dolayısıyla biz bir proje yaparken eskiden hep onu söylüyorum, aylarca dinlerdik müşterimizi. Yani anlatın bize ne istiyorsunuz derdik ve yazardık onları böyle. Şimdi artık öyle proje yapmıyoruz. Yani şimdi evet yine müşterimizi çok hızlı keşif fazı dediğimiz bir iki haftada dinliyoruz. Ondan sonra en iyi uygulamalardan bir sistem ayağa kaldırıp o sistem üzerinde süreçlerini konuşuyoruz müşterilerimizle. Bu gerçekten
söylemesi kolay, PowerPoint'te kolay duran ama pratikte gerçekten bir devrim. İş yapış şekliyle, proje yapış şekliyle. O yüzden benim tüm bu yola girmek isteyen, bu yolda daha önce ERP yatırımı yapmış ama yeni nesil ERP uygulamalarıyla, SAP dünyası için söylüyorum, S/4HANA dönüşümüyle birlikte bunu gündemine almak isteyen şirketlere bir önerim. Öncelikle hedeflerini doğru koymaları. İkincisi de bu yola giderken adım adım organizasyonun nasıl değişim yaşayacağına dikkat etmeleri ve mümkün olduğu kadar quick win'lerle, hızlı kazanımlarla devam etmeleri. Son dönemlerde dediğim gibi neredeyse her hafta bir projeyi canlı alıyoruz ortalamada. Ama en başarılı olan patronlarla oturup konuştuğumuzda, süreç sahipleriyle oturup konuştuğumuzda ya arkadaş çok memnunum diyen herkesin çıktısı genelde hep bu yönde oluyor. Ya süreçlerimiz bu kadar iyileşti, yeni bunları gördük diyen şirketler oluyor. Bu konuda da bu yolu onlarla birlikte yürümeye hazırız. Pek çok müşteri aslında biz onlara yol arkadaşlarımız diyoruz. Bize biz ERP yapacağız diye gelmiyor aslında. Yani diyorlar ki ya bize bir yol haritası çizin. Yani nasıl bir adımda, nasıl bir yol haritasıyla ilerleyelim. Dolayısıyla biz bu yolu onlarla daha en başından birlikte süreç analizlerini yaptığımız, nasıl bir yol haritası çıkarması gerektiğini ortaya koyduğumuz, sonra da adım 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 onu uyguladığımız bir ilişki kuruyoruz müşterilerimizle, yol arkadaşlarımız. Süper. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok keyifliydi. Bence de çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.